Selam. Kurt. Niye kasklı oturuyorsun? Aa, kask hala kafamda mı? Ne oluyor? Kime bakıyorsun? Hiç. Öyle baktım ya. Kim var? Çıkarmayacak mısın gerçekten? İyi. Kusura bakma. Yok canım, ne kusuru? Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın, iş nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim çok. Yani ben biraz ısrar etmiş gibi oldum. Zorla geldim biliyorum. Yok, zorla gelmedim. Seve seve geldim. Yani sen gelmek istemeyince ben zannettim ki... Nilüfer, ben seninle görüşmeyi çok isterim. Öyle mi? Evet. Ama bunu yapamam. Neden? Çünkü ben şeyim. Sen neysin? Yani şey. Yani şeyim. Yoksa... Nilüfer, ben evliyim. Ne? Ben hiç tahmin edemedim. Kusura bakma. Yani... Ya yüzük falan da olmayınca... Çok affedersin. Çok utandım. Aslında ben de belki bir boşlukta olduğum için arkadaş aradım. Muhabbetini de sevince bir de iş ayarladım bana. Çok aceleci davrandım. Ben farkındayım. Sen benim için olabilecek en mükemmel, en güzel insansın. Ama bazen en mükemmel şeyler olamıyor. Yani ne derler? Nasip. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben daha çok. İyi ol. Ne yapıyorsun lan sen? Ben sana ne dedim? Müdürüm, inan bana... ...bir daha beni arama demek için buluştuk. O kadar. Hayır Nilüfer ya. Sakın telefonu unuttum deme. Halletmiştim ya. Şalak kalkmıştır o da. Yani ben öküz bir adam değilim. Bunu mesajla yapmak istemedim. Yüz yüze konuşalım. Sadece bunun için. Ne anlatıyorsun lan sen bana? Aklından bile geçirme demedim mi? Aklından bile geçirme. Müdürüm. Ben onun babasıyım lan. Ben onun babasıyım ya. Müdürüm. Yanında.
Yani biraz önce garip oldu Nilüfer deyince. Neden? Benim adım da Nilüfer de ondan. Yani sanki tanışıyormuşuz gibi oldu. Yani evet, sizin de adınız Nilüfer. Tesadüf, tesadüf işte. Benim babam öldü. Yok, yok, yok. Yani sen benim babam falan olamazsın. Sen kimsin? Dükkana tekrar tekrar geldin. Bavulcuya kadar beni takip etmişsin. Kimsiniz siz ya? Nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Nilüfer. Yakışıklı ölmüş. Ama beni aradığına göre durmayacaksın ha? Ben değil. İçimdeki adam durmuyor. Gaddar olan. Kendime kaç defa sordum. Çıkayım kızımın karşısına. Alayım onu. Böyle başka bir ülkeye taşınayım. Müdürmüş, Ahmet'miş, Mehmet'miş, uğraşmayayım. Baba olarak kalayım diye. Niye yapmadın? Kendimi kandırıyormuş. İşte kız işten uzak kalsın. Başına bir bela gelmesin diye. Ama mesele bu değilmiş. Bugün anladım. Kendime güvenemiyormuşum. Yani... Mesele müdür olmak değil. Mesele baba olmak. Müdürnek. Müdürken başarısız olsan en kötü ölür gidersin. Ama bir baba olarak başarısız olursan ömür boyu kızının kalbini kırarsın. Şimdi sen söyleyince taşlar yerine oturdu. Doğru. Gaddar olmak daha kolay. Sorumluluğu yok, korkusu yok, kuralı yok. Bizler egoist adamlarız müdür. Kolayı seçiyoruz. Neyse. Şimdi sen bu sahte Mehdi'yi mi istiyorsun? Yılanın başı o. Onun başını ezmeden olmaz. Yakışıklı gider yerine başka bir zorba gelir. Aynı tas aynı hamam devam eder bu iş. Bunu çok ulvi bir amaç için yapıyorsun. Kızları kurtarmak için. İçimdeki canavarı beslemek için yapıyorum. O herifle ilgili bildiğin her şeye ihtiyacım var. Mümkünse evinin dışında daha savunmasız olduğu bir yerde yakalayıp gebertmem lazım. Mutlaka ölmeli. Benden haber bekle.